Saat 9, Parametre'de karşınızdayız. Tekrar günaydın. Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk kanalı Ankara temsilcisi Hakan Çelik'le birlikte saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'ya seslendi yine. Seçimi kazandınız ama bir dostunuzu kaybettiniz dedi. Geri kabul diyorlar, geç onları ifadesini kullandı. Seçimden sonra başbakanla yemek yiyelim diyorlar. Bizde öyle bir başbakan yok. O işi de geç dedi Cumhurbaşkanı. Almanya başı çekti, onlarla da enine boyuna bu işi konuşacağız dedi. Hani bakanların Türkiye, Almanya'da, Hollanda'da toplantı yapmalarına izin verilmemişti ya, konuşma yapmalarına, onu kastetti. Almanya bu konuda başı çekti dedi Cumhurbaşkanı. Onlarla da bu işi ayrıca konuşacağız dedi. Başbakan Binali Yıldırım Çankırı'da konuştu. Kriz yaşanan Hollanda'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye büyük bir devlet, artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre yapıyor. Bakın sonuçlara, Türkiye-Hollanda seçimlerine de ayar verdi dedi. Bir müddet daha ırkçılığı Avrupa'da frenledi Türkiye dedi. Avrupa ülkeleri hiç unutmasın, bu yapılanları da bir kenara yazdık ifadesine kullandı. Hollanda'da seçim sonuçlarının tartışması devam ediyor. Aşırı sağcı Wilders beklenen yükselişi sağlayamadı ve Rutte'nin koltuğunu koruması da Avrupa Birliği ülkelerini bir miktar rahatlatmış durumda. Ama uzmanlar Avrupa Birliği sevindi ama cin de şişeden çıktı diyor. Türklerin kullandığı oylar, ona dair fotoğraflar da Hollanda'dan gelen seçimlere dair bugün gazetelerde yerini almış durumda. Bakacağız sonuçlara. Ve bugün gazete manşetlerinde, Hürriyet'in manşetinde ve Posta'nın manşetinde Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu eski komiseri Verhogen'in açıklamaları var. Türkiye'ye kriterleri yerine getirirse Avrupa Birliği'ne tam üye olacağının garantisi verilmeli diyor Verhogen. Yani şöyle anlatabiliriz. Verhogen hem Türkiye'ye hem Avrupa Birliği'ne bir çözüm sunuyor. Diyor ki her şeye yeni bir başlangıç yapın. Avrupa daha sakin olsun, Türkiye'de içerideki sorunları hukuk ve demokrasi çerçevesinde çözeceğinin garantisini versin. Avrupa Birliği de Türkiye'yi artık benimsesin. Tek şart kriterler, üyelik kriterleri olsun diyor ve bu yönde bir başlangıç yapın, tansiyonu düşürün diyor. Bazı Avrupa Birliği kurumlarının hala Türkiye'yi tanımadığını söylüyor Verhogen. Bunun da sıkıntı yarattığını belirtiyor. Türkiye'ye garanti verin çağrısı Avrupa Birliği'ne geliyor. Avrupa Birliği eski genişlemeden sorumlu komiseri Verhogen tarafından. Bu mesajlar bugün Hürriyet ve Posta'nın manşetinde, bakacağız. Aynı zamanda arka arkaya Verhogen Avrupa Birliği ülkelerinde toplantı yasaklarının da demokrasiye zıt olduğunu da vurguluyor. Arka arkaya ülkelerden mesajlar geliyor. Hem Macaristan'dan, hem Fransa'dan, hem Almanya'dan mesaj var. Hollanda'dan biraz daha yumuşak bir mesaj geldi mesela. Hollanda Savunma Bakanı gerilimin azaltılması gerektiğini söyledi. Merkel ve Hollanda açıklama yaptı. Gerekli şartlar oluşursa toplantıların yapılmasına izin verilmesi konusunda konuştular. İki lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi benzetmesi için de kabul edilemez dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor. Trump görüşmesi 16 Nisan'dan sonra. Geri kabul anlaşması zor, şartlar yerine getirilmedi Avrupa Birliği tarafından diyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Ve gerilim zaten 15 Temmuz'dan sonra Avrupa'yla başlamıştı ifadesini kullanıyor. CNN Türkiye, Hürriyet'e baskın gecesi. Mermi Namlu'da baskına geldiler. İddianamede satır satır o gece var ve hem CNN Türk binasına hem Hürriyet binasına, Doğan TV'ye giren askerler, o 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bu binayı basan o askerler, iddianamede o gece yaşananlar yer alıyor. 19 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet de isteniyor. Bütün bu detayları konuşacağız. Fransa'da IMF ofisine saldırı vardı. Aynı zamanda bir okula saldırı vardı. İtalya'da yanardağ patlaması var. Bütün bunlarda bir Türk gemisi Libya açıklarında battı. 6 kişi kurtarıldı ama mürettebattan 7 kişi kayıp, hala arama çalışmaları devam ediyor. Kötü hava şartları ve geminin çok eski olması nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Çok başlık var, çok detay var ama ana manşet yine Hollanda ile kriz. 15 Temmuz darbe girişimine dair yeni iddianameler ve bugüne yansıyanlar ve 16 Nisan referandum sürecine dair gelişmeler. Günaydın Hande, günaydın Hakan.
Günaydın her ikinize de. Cumhurbaşkanı diyor ki birinci çıktım diye sevinme, sen dostunu kaybettin. Almanya'yla da konuşacağız diyor. Başbakan Yıldırım seçimleri değerlendirirken Hollanda'ya yer verdik. Irkçılığın yükselmesini en azından frenledik Türkiye olarak ama bir kenara yazdık yapılanları da diyor. Ve bugün gazetelerde Verhoeven'ın mesajları var. Bu ismi çok biliriz. Yıllarca Verhoeven'la yatıp kalktık. İşte Türkiye raporları, o ABND'de üyelik kriterleri, üyelik şartları derken sonunda bütün bu tartışmalara bir çözümle bakıyor Verhoeven. Diyor ki yeni bir başlangıç yapın. Avrupa Birliği için tek üyelik kriteri, tek şart üyelik kriterlerinin karşılanması olsun. Türkiye için de bütün konular hukuk ve demokrasi içinde çözülecek, güvencesi geçerli olsun. Ve yeni bir başlangıç yapın. Günter Verhoeven'la birlikte bir isim daha söyleyeyim, hatırlayacaksın Ebru, izleyicilerimiz de hatırlar. Olli Rehn vardı, meşhur Olli Rehn'i hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. O da Finlandiya'da. Hayatımın bir dönemi de onunla aynen geçti. Bir dönemi Olli Rehn, bir dönemi Günter Verhoeven. Bir döneminde de onu hatırlayacağını çok sanmıyorum. Biraz eskilere gideceğim. Karen Fok vardı bir de Ankara'da. Avrupa'da. Onu da hatırlamaya o çok böyle farklı tartışmalara... Ama ana hafızamda Verhoeven ve... Ama tabii Günter Verhoeven ve Olli Rehn genişlemeden sorumlu üyeleriydi. Karen Fok Ankara'daki büyükelçiydi. Ama biz hep Avrupa bizim hayatımızın tartışmalı bir tarafını oluşturur. Bu da yeni değildir. Yani son 200 yıldır, 300 yıldır Avrupa-Türkiye ilişkileri bazen çok iyi, bazen böyle dostluk ve yakınlık ilişkisi içinde geçmiştir. Bazen de rekabet, ön yargı, husumet, hatta düşmanca duyguların hakim olduğu zamanlar olmuştur. Ama şunu hep ben söylüyorum ya bu parametre programında, bizim bir kaderimiz var. Biz aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Komşu coğrafyaları paylaşan ülkeleriz değil mi? Biz yan yana yaşıyoruz. Birlikte yaşarsak, birlikte iyi şekilde yaşarsak, işbirliği yaparsak ve yakın bir şekilde birbirimizle dayanışma içinde olursak bundan Türkiye'de kazançlı çıkar, Avrupa'da kazançlı çıkar. Zaten Türkiye... Ben sizle beraber olmak istiyorum diye bir irade ortaya koydu. Ne dedi? Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istiyorum. Bunun için bir dizi adım atıldı, reform yapıldı, uyum yasaları çıkarıldı, çıkarılmaya da devam ediyordu. Fakat mesele bütünüyle yani Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin bir türlü tam üyelik konusunda bir tarih alamaması, perspektif ortaya konamaması, bu yapılamadığı gibi sen, ben, Hande, vatandaşlarımız hepimiz Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyanların vize kuyruklarında sürünüyor olması, yıllardır vize bile, yani vize muafiyetinin bile yaşanamaması, sağlanamaması. Bunlar olmadığı gibi sürekli Türkiye hakkında ön yargılar, küçültücü, küçümseyici ifadeler, çok ağır eleştiriler ve yani cehaletle ancak açıklanabilecek, yani Türkiye dendiğinde hala yani Hollandalı, Alman gezginlerin görüntüleriyle kafasında, zihninde bir Türkiye fotoğrafı oluşturan bir şey var. Bir ön yargılı Avrupa var. Ama bununla beraber yani Avrupa'da herkes Türkiye'den nefret ediyor. Herkes Türkiye'ye karşı gibi bir havaya girip de umutsuzluğa da düşmemek lazım. Türkiye'yi iyi tanıyan, Türkiye'yi destekleyen ve Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu söyleyenler de var. Günter Verhoeven gibi, işte Olli Rehn gibi, İsveç eski başbakanı Carl Bildt gibi. Yani bir rapor hazırlamışlardı, eski Fransa Başbakanı içindeydi, Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Ahtisaari gibi, biliyorsun Avrupa'nın akil insanlarının hazırladığı raporlar vardı. Türkiye mutlaka Avrupa'nın içinde olmalıdır diye. Şimdi biz ne yapacağız, ne yapmalıyız? Soğukkanlılıkla, sakin bir şekilde kendimizi anlatmaya devam etmeliyiz. Tabii ki haklarımızı ve çıkarlarımızı konuşmak ve korumak için masaya yumruğumuzu da vuruyoruz kimi zaman. Bunu da yapmak zorundayız. Nitekim Hollanda olayında böyle oldu ama bundan sonra tepkimizi verdikten sonra da akılcı bir yol haritasıyla, çünkü Türkiye bir turizm ülkesi, Türkiye'nin dış ticaretinin olumsuz etkilenmemesi lazım. Türkiye'nin marka değerinin olumsuz etkilenmemesi lazım. Bundan sonra çok daha bütüncül bir stratejiyle biz bu Avrupa ve Batı ile ilişkiler meselesini ele almak zorundayız. Böyle bir başlangıç yapılabilir mi? Yeni bir başlangıç halinde Verhoeven'ın önerisinde olduğu gibi.
Yapılması gerekiyor. Önce şunu söyleyeyim. Hem Posta Gazetesi'nde hem Hürriyet Gazetesi'ndeki Ferhoygan'ın açıklamaları böyle bir dönemde çok önemli. Hakan Ferhoygan'ın geçmişinden bahsetti ama diğer taraftan Türkiye Avrupa Birliği arasında ekonomik, kültürel, jeopolitik, dünyanın karşı karşıya olduğu yeni tehditler, pek çok politik alandaki pek çok sorunu düşündüğümüzde ve birlikteliği düşündüğümüzde iplerin atılması, köprülerin atılması söz konusu olmayacaktır. Bu ne Avrupa Birliği'nin çıkarınadır ne de Türkiye'nin. Bunun altını çizmek lazım. Şimdi Ferhoygen'e baktığımızda hem Hürriyet'te hem Posta'da Türkiye gibi büyük bir ülkeye 60 senedir Avrupa Birliği'ne gireceksiniz diye söz veriyorlar ama o söz tutulmuyor diyor. Şimdi buna herhangi birinin itirazı var mı? Yok. 60 senedir hepimiz ne diyoruz? İşte o kriterler, bu kriterler, onu yapalım, bunu yapalım. Her seferinde yeni bir sorun ortaya çıkartılıyor. Bu Avrupa Birliği'ne yönelik Türkiye kamuoyundaki asıl bakış açısını bu sözler çok net bir şekilde yansıtıyor. İkincisi, son olarak mültecileri alırsanız Avrupa Birliği'ne girmenizi hızlandıracağız dediler. Bunu da yine yapmadılar diyor. Bunu kim söylüyor? Avrupa Birliği içinden bir isim. Hem de genişlemeden sorumlu komiserlik yapmış, birliği çok iyi bilen bir isim söylüyor. Ve ondan sonra da Avrupa Türkiye'yi tamamıyla kaybetti diyor. Bitmiyor. Türkiye'nin şu andaki tavrı bizim suçumuz. Avrupa Birliği olarak Türkiye'ye hiç dürüst davranmadık diyor. Şimdi tabii diyeceksiniz ki Ferhoygen sadece Avrupa Birliği'ni mi eleştiriyor? Hayır. Kriterler belli. Avrupa Birliği'nin kurallar bütünü belli. Dolayısıyla bir başka önemli açıklaması daha var. Türkiye kendi büyük iç sorunlarını demokratik ve hukuk devleti kuralları içinde kusursuzca çözeceği güvencesi vermeli. Düşmanca tavırlar yerine bizi birbirimize yakınlaştıracak diyaloğa yatırım yapmalıyız diyor. Yani Türkiye'nin yapması gerekeni de çok net bir şekilde ifade ediyor. Omuz omuza verilmesi gerektiğini, Türkiye'nin atması gereken adımları ama artık Avrupa Birliği'nin de dürüst olması gerektiğinin altını çiziyor. Şimdi evet, çeşitli ülkelerde, Hollanda'da gördük, bizde referandum var, Hollanda'da seçim var, Fransa'da var, Almanya'da var. Dolayısıyla ne yazık ki her seçim döneminde bu tip konular seçim için iç siyasi malzeme olarak kullanılıyor. Biliyoruz. Daha evvel de yaşanmıştı ama tabii bir yerde bir soğukkanlılığı tekrardan kazanmak, ele almak gerekiyor. Ben bundan sonraki gidişatta böyle olacağını düşünüyorum. Hollanda'dan demiştik hep kriz nasıl sona erer? Önce donar, ondan sonra peş peşe bir süre beklenir, seçimler ya da referandum sona erer, açıklamalar gelir ve adımlar atılır diye. Ama tabii baktığınızda bunların hepsi gene de ikili ilişkilerde ya da çoklu ilişkilerde bir zarar veriyor, bir tortu bırakıyor. Gerek var mı bunlara diyeceksiniz ama şunu kabul etmek lazım. Tamam, Türkiye'nin demokratik açıdan hataları, eksiklikleri vardır. Ama diğer taraftan da Avrupa Birliği'nin dürüst olmadığını Türkiye'ye karşı ve bunun bir birikim olduğunu da unutmamak gerekir. Aynı şekilde bu soğukkanlı olunması gerektiği mesajını biliyorsunuz Hürriyet Gazetesi'ne MHP lideri Devlet Bahçeli de verdi. Özellikle göçmen anlaşması konusunda bunun altını çizdi. Sabırlı olmak lazım. Türkiye'ye sığınmacı olarak gelmiş olanları Avrupa'ya karşı başka bir silah olarak kullanmak doğru değildir ifadesini kullandı. Şimdi diyeceksin ki neden o zaman peş peşe sert açıklamalar yapılıyor? Siyaseten anladığım kadarıyla her ülkede gördük bunu. Hollanda'da da gördük. Türkiye'de de referandum öncesi bu tip açıklamalar peş peşe geliyor ama ben günün sonunda daha soğukkanlı bir tavır sergileyeceğini, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'nin de ve ona göre biraz düşünerek, biraz çünkü demin söylediğim hala geçerli. Yani Avrupa Birliği'nin de çıkarına değil, bu işin böyle devam etmesi tabii ki Türkiye'nin de çıkarına değil, ekonomik bağlantılarını, dünyadaki sorunları, jeopolitik konumu hepsini göz önüne aldığımızda kimsenin çıkarına olmayacaktır ilişkilerin kopma noktasına gelmesi. Bu sebepten dolayı herhalde önümüzdeki günlerde özellikle Nisan'dan sonra ve Mayıs ayında daha sık bir temas ve onarmaya yönelik bir takım adımları göreceğiz diye düşünüyorum. Avrupa'da hiçbir ülkeyi faşistler yönetmiyor. Türkiye'nin de bir diktatörlük olmadığını vurguluyor. Yalnız şöyle de bir tespit yapıyor. Avrupa Birliği kurumlarının bir kısmı Türkiye'yi Avrupa ülkesi olarak tanımıyor ve üyelik vaadini geri almak için de popülist yollar arıyor.
Bir de dediğiniz gibi seçimler var. Hepsi i̇şte Avusturya'yı falan kastediyor evet. dediler ya. Yani Türkiye'li müzakereleri durduralım falan gibi şeyler söylüyor. Bakanlara yasağın da demokrasiye zıt olduğunu söylüyor bu arada. Ama hani The Times gazetesinde de Ebru hatırlarsan bir makale, bir başyazı çıkmıştı. Yani bu yapılanın kabul edilebilir olmadığını, Avrupa'nın temel değerleriyle, yani bakanların konuşturulmaması, işte insanlara böyle yani köpeklerle falan saldırılmasının son derece yanlış olduğunu, yani Avrupa içinde de Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı Venedik Komisyonu Türkiye'deki OHAL uygulaması ile ilgili görüş beyan etti. Bu görüş zaten Adalet Bakanı da yanıt verdi. Komisyona göre Türkiye'deki OHAL uygulaması ve kanun hükmünde kararnamelerle medya özgürlüğü daha da kötüleşti. Başlık başlık eleştirilerini Türkiye'nin de hani başvuracağı ilkelere aykırı, Avrupa Birliği'ne aykırı diyeceği komisyondan bahsediyoruz. İşte böyle bir görüş belirtti. Adalet Bakanı Bozdağ yanıt verdi. Dolayısıyla bu yönde Türkiye eleştiriler de devam ediyor. Yani buraya gelinmeyebilirdi biliyor musun Ebru? Çok daha iyi yönetilebilirdi bu meseleler. Avrupa Birliği ilişkilerinde bu kadar tren bir kere raydan çıkınca artık onun tabii üzerindeki yükler de devriliyor. Eşyalar ve insanlar da devrilmiş oluyor. Bir kere bunu raydan çıkarmamanın bir yolunu bulmak lazımdı. Ben Avrupa'nın gerçekten çok ciddi hatalar yaptığını, Türkiye'nin önemini yeterince kavrayamadıklarını ve Türkiye'nin dışlanması halinde ortaya çıkabilecek vahim tabloyu yeterince öngöremediklerini düşünüyorum. Yani ekonomik, siyasi ve askeri sonuçları var bunun. Türkiye'nin ben dört dörtlük kusursuz bir ülke olduğunu iddia etmiyorum. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak kendi ülkemle ilgili birçok eleştirilebilecek husus olduğuna kabul ediyorum. Fakat mesele bu değil yani. Avrupa'da dört dörtlük bir zaten demokrasiden de pek söz edemiyoruz. İyi çalışan demokrasiler var. Kusurları, noksanları olan demokrasiler var. Avrupa Birliği böyle homojen bir, steril bir alan değil yani nihayetinde. Gördük işte en ileride olduğu iddia edilen Hollanda'da köpeklerin, atların, polislerin ne yaptığını gördük. Yani demek ki burada bütüncül olarak herkesin kendisini bir eleştirmesi lazım. Türkiye'nin de yani reform kapasitesinin düşmemesi lazım. Yani daha çok reform yapan, yapısal reformlarını ekonomide de, hukukta da, insan hakları alanında geliştiren bir ülke olması lazım. Ama dikkat ederseniz hep şöyle oldu Ebru. Avrupa Birliği perspektifi Türkiye'nin önünde canlandığı zaman ve güçlendiği zaman Türkiye'nin bu reform iradesi de güçlendi. Biz bu reformların büyük bölümünü, işte bu Kopenhag kriterleri heyecanı, işte Brüksel zirvesi, ben bunların hepsini izledim, o heyecana tanık oldum. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında süreç hızlandığı zaman yol haritası, bu Türkiye'ye de iyi geliyor diyorsun. Avrupa Birliği Türkiye deseydi ki, iddia ediyorum, Türkiye 2023 yılında Avrupa Birliği'nin tam üyesi olabilir ama sizin çok ciddi ev ödevleriniz var, bunları yapmanız lazım ve biz de bunları hem kontrol edeceğiz hem de size destek vereceğiz. Böyle bir tarih konsaydı Türkiye'nin önünde, ki bence Türkiye bu tarihi hak eden bir ülkedir. Kesinlikle söylüyorum bunu. Türkiye o kadar ciddi bir reform kapasitesiyle bunları tamamlardı ki biz bugün Türkiye'deki bu insan hakları ihlalleri, demokratikleşmede yaşanan problemler, bunların birçoğunu da aşardık diye düşünüyorum, inanıyorum ben. Avrupa Birliği'ne üye olmak şart değil. Önemli olan kriterleri yerine getirmek, yine de aşma yolunda güçlü bir irade şart. Ama Ebru, o perspektif olmadığı zaman yapılamıyor işte. Bak Yunanistan'da da öyle oldu. İtalya, Portekiz ve İspanya'da da öyle oldu. Demokrasi standartları çok gerilerdeydi bu ülkelerin. Yunanistan'da darbeden yeni çıkmıştı. 81 yılında hiç hazır olmadığı halde Avrupa Birliği tam üye yapıldı. Portekiz ve İspanya'nın ekonomisi zaten çok geriydi. Yoksul ülkelerdi bunlar. Avrupa Birliği'ne girdiler. Bence bunlar hem Avrupa kazandı hem de bu ülkeler kazandı. Çünkü Portekiz'in de Avrupa Birliği'ne katkı sağlayabileceği bir yer var. Yani Avrupa Birliği demek illa Almanya, Hollanda, bu çekirdek ülkeler demek değil ki. Her ülkenin bu medeniyete ve uygarlığa bir katkı sağlayacağı yön vardır. Türkiye'nin de böyle bir yönü var. Türkiye'nin bu süreci hızlandırabilir. Türkiye'nin büyük bir zenginliği var. Türkiye'nin büyük bir insan gücü var. Türkiye'nin kaynakları var. Türkiye'nin coğrafyası var. Türkiye bir pazar aynı zamanda. Bundan Avrupa da kazançlı çıkacak. Avrupa'nın en büyük pazarı. Avrupa ile Amerika Trump isteyip de anlaşmayı, transatlantik anlaşmasını yapsaydı Türkiye daha da zorda kalacaktı. Şu anda Avrupa Birliği bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapıyor ve Türkiye de onu otomatikman kabul etmiş sayılıyor. Doğru. O ülkenin malları bize vergisiz geliyor. Tabii. Biz gönderirken vergi veriyoruz. Evet. Bu gümrük birliğinin gözden geçirilmesini bu nedenle istiyoruz. Bir de düşünsene Avrupa'nın Amerika ile anlaşma yaptığını. Çok daha kötü olabilir. Çok daha ciddi sonuçları olurdu. Dolayısıyla 60 yıllık bir süreç ve ek bu maliyetler ve
sürekli bir itilme, dışlanma hali de söz konusu vize, ekonomik olarak da. Latin Amerika ülkesi vatandaşları vizesiz bir şekilde gidiyorlar, Avrupa ülkelerini ziyaret ediyorlar. Evet, yani Türk vatandaşlarının girememesi, şimdi bunun kabul edilebilir bir yanı var mı? Bu kadar yıldır müzakere sürdürdüğün bir aday ülkenin vatandaşına sen diyorsun ki kardeşim bana gelme. Niye gelme? Yok, hukuka aykırı bir durum bu bir kere yani. Evet. Hukuka aykırı bir durum bu yani. Hani Avrupa'nın en önemli pazarı, Türkiye'nin en önemli pazarı yine Avrupa. İhracatımızın yarısını oraya yapıyoruz. Dolayısıyla yüzümüz oraya dönük bizim. Ama hep denir ya geçmişten de, siz bu kriterleri yapın, Avrupa Birliği'ne girip girmemek zaten önemli değil. Dolayısıyla hani bu konuda belki 16 Nisan sonrası şu süreç bittikten sonra bir hızlanma olur ama Hakan da diyor ki Avrupa bu kadar dışlamasa bu süreçte daha hızlı ilerlerdi. Bunun da katkısı var. Ya yani tabii ki bir yanı o doğru. Yani sonuç itibariyle bunu işte Verhoeven bile söylüyor. Verdiği sözleri tutmayan bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Diğer taraftan tabii Avrupa'nın geleceği, birliğin geleceği ne olacak bir soru işareti olarak orada duruyor. İngiltere'nin ardından. Diğer taraftan baktığınızda tabii her ne olursa olsun Avrupa kendi deyimiyle ne diyoruz? Birlik ya da ülkeler açısından baktığınızda bir değerler. Şu an o değerleri, değerler bütünü, değerleri eleştirecek Hollanda'da pek çok görüntü yaşandı. Almanya'da keza benzer açıklamalar yine o görüntülerin eleştirilmesine sebep oluyor ya da açıklamaların eleştirilmesine sebep oluyor ama işin bir başka boyutu daha var. Birincisi, konu demokrasi olduğunda Avrupa Birliği işte mangalda kül bırakmıyor, en iyi olduğunu ifade ediyor ama tavırlarıyla ya da davranışlarıyla bu son dönemde Türkiye'ye karşı hiç de adil olmadığını, işte demokrasiyi ön plana çıkarmadığını gösteriyor. Diğer taraftan tabii bakarsanız en büyük sorun şu, birlikte müzakere eden bir ülke, bir müttefiklikten bahsediliyor ama o ülkenin yaşadığı çok ciddi sorunlarda, terör, darbe girişimi gibi sorunlarda temel mesele, inandırıcı bulunmayan mesele bu zaten. Yani ekonomi, bir takım kriterler ve benzeri hepsini halledebilirsiniz ama darbe girişiminden bahsediyoruz ve terör saldırılarından bahsediyoruz. Bu iki konuda asıl Avrupa Birliği Türkiye'yi tamamen yalnız bıraktı. Nasıl? İşte Almanya'da şu kadar adam, Türkiye'nin aradığı ya da Türkiye'nin tutuklayacağı adam Almanya'da. Diğeri bilmem ne kadar kısmı Hollanda'da, öbürü Fransa'da. Böyle baktığınızda dürüst olmayan taraf bu. O zaman birbirlerine iki taraf birden, biz dışarı çıkıp bakalım, başlıyorlar eleştirmeye. Türkiye'nin hatası yok mu? Tabii ki Türkiye'nin hatası var. Şimdi bunu hep konuşuyoruz. Nedir? Tutukluluk son çaredir. Önemli olan özellikle belli konularda bunun mümkünse tutuksuz yargılamadır. İlk etapta hukukta bu vardır. Tabii ki tutuklu gazeteciler konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapması lazım. Tabii ki toplantı ve gösteri hakları ve benzerinde Türkiye'nin üzerine düşeni yapması lazım. Tabii ki Türkiye reformlara devam etmek zorunda. Tabii ki Türkiye demokrasi açısından eksiklikleri varsa gidermesi lazım. Ama bunu söyleyen Avrupa Birliği'nin de söylediği zamanlarda dürüst bulunması için önce kendisinin de dürüst adım atması gerekiyor. Yani bu Avrupa Birliği için de geçerli, tabii ki Türkiye için de geçerli. Ama bir dürüstlükten bahsediyorsak, her şeyi geçtim. Darbe girişimi yaşamış, terör saldırılarını peş peşe yaşamış bir müzakere yürüten ülkeye, müzakeresi tamamlanmayacak bile olsa bu konuda, terör konusunda en azından dürüst olunması gerekiyor. Bunu da unutmamak lazım. Reformlar konusunda da evet, Türkiye'nin reform heyecanını A'dan Z'ye hep beraber gazeteci olarak izledik bir dönem. Avrupa Birliği heyecanı, Avrupa Birliği reform heyecanı. Her ne olursa olsun, Avrupa Birliği olsun olmasın, mutlaka ama mutlaka Türkiye'nin reform ajandasının yeniden yazılması ve tabii ki devam etmesi gerekiyor. Bu amaç Avrupa Birliği'ne tam üyelik değil, amaç Türkiye'nin öncelikle demokratik, tam demokratik bir ülke olması ve tabii ki vatandaşlarının düzgün geleceklerinin garanti edilmesi. Tabii ki Avrupa Birliği'ne üye olmak eğer netice itibariyle mümkün olursa ne ala, ama temel amaç öncelikle kendimiz açısından bu reform takviminin her daim devam etmesi olmalı. Herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinin de eleştirisini beklemeden tabii ki. Aynen.
Hani biraz önce bahsetti Hakan, göç anlaşması. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da Hürriyet'in manşetindeydi dün. Evet. Hande'nin kaleminden. Mülteciler silah olarak kullanılmamalı demişti Devlet Bahçeli. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Habertürk'te yanıt veriyor. Mültecileri silah olarak kullanmıyoruz diyor ama Yunanistan adalarına geçenleri geri almayacağız demektir. Göç anlaşmasını iptal edebiliriz diyor. Bu da hani Yunan adalarına geçenleri geri almayacağız demektir. Üç anlaşma imzalamışız. Ya hepsi uygulanır ya da hiçbiri uygulanmaz diyor. Ama silah olarak kullanmıyoruz diyor. İçişleri Bakanı'nın açıklaması var bu konuda. Gönderelim de akılları başlarına gelsin diyor. 15 bin mültecinin önünü açalım, hakkınız bir şaşırsın diyor Avrupa'ya. Şimdi her iki tarafta da tabii bir büyük bir tepki ortaya çıktığı için birbirlerine, yani Avrupa'da Türkiye'ye kızıyor, Türkiye'de Avrupa'ya kızıyor ve burada herkes yani işte şunu yaparız, bunu da yaparız gibi elindeki şeyleri koyuyor. Bir takım argümanları ortaya koyuyor. Türkiye'nin değerlendirmeleri biraz böyle. Fakat Türkiye ile Avrupa arasında birçok anlaşma var veya verilen sözler var. Şimdi verilen sözlerin tutulmadığını görüyoruz bir kere. Türkiye'ye çok söz verdiler. Yani ben bu sözlerin verildiği olayların ve günlerin birebir bazılarının tanığıyım. Yani benim gözümün önünde gördüğüm veya kulaklarımla duyduğum sözler verildi Türkiye'ye. Ve bunlar tutulmadı. Sürekli işte siz bir yapın bakalım da bir bakalım. Tamam, iyi gidiyorsunuz. Çok şahane. Gaziantep'teki kampları gördük. Oo, mükemmel. Kilis şahane. Oo, vallahi biz bunu yapamazdık. Tamam da iyi, peki ne olacak? Bir politika görelim. Türkiye'ye verilen yardımlar, taahhüt edilen yardımlar yapıldı mı? Mali program verilmedi. Tamamlanmadı. Hala biz bunu biliyoruz. Türkiye'nin harcadığı rakam ne kadar? 10 milyar doların üzerine çıktı. 3 milyondan fazla insan var Türkiye'de. Bunun karşılığında bir dayanışma gördük mü? Görmedik. Sadece lafla kalan bir takım şahane aslansın Türkiye. Peki bir de benim vize muafiyeti sözüm vardı. Türk vatandaşlarının vizesiz olarak Avrupa ülkelerinde seyahat etme özgürlüğünü tanımalıydın sen bana. Yani bütün bu olaylar olmadan oradan önce oradan toplantı yapılamaz noktaya geri geldik. Niye peki sen bana, benim vatandaşıma Avrupa'da seyahat özgürlüğünü vermiyorsun? Türkiye'den, ya ben her gün bunu söylüyorum parametrede, Türkiye'den akın akın Avrupa kapılarına giden insanlar mı vardı? Yani Avrupa'yı tehdit eden, yani Avrupa'yı istikrarsızlaştıran bir ülke hüviyetinde mi? Hayır, böyle bir şey yok. Ama şu var. Bakın, bunu anlamıyorlar ve ben bunu sürekli söylüyorum. İstikrarsız bir Türkiye, ekonomisi çökmüş, siyaseten kaosa sürüklenmiş, kendi içinde çatışan bir Türkiye Avrupa'nın en büyük tehlikesidir. Yani Avrupa böyle bir riski, böyle bir tehlikeyi yaratmamalı Türkiye'de. Eğer bunu destekleyecek politikaları varsa veya önleyebileceği halde önlemediği bir takım durumlar varsa bundan korkmalı. Türkiye bir felakete sürüklenirse bu Avrupa'nın da felaketi olur. Çok net söylüyorum bunu. Yani orada bizim 5 milyon dolayında Türkiye'den giden soydaşımız yaşıyor diye bunu söylemiyorum. Veya bu bir tehdit ifadesi değil. Çünkü biz komşuyuz. Komşuda bir yangın çıktığı zaman, yani bir apartman yanıyorsa, onun yanı başında duran bir apartmanın camının, çerçevesinin, çatısının, girişinin bundan etkilenmemesi mümkün müdür? Komşular bundan etkilenirler. Son bir cümleyle bunun ne kadar somut olduğunu söyleyeyim ve bunun fark edenler de var Avrupa'da. Mesela Yunanistan neden daha ılımlı bir dil kullanıyor bu konuda? Ya Türkiye'yi de anlamak lazım. Haksızlık ediyorsunuz. Öyle de o kadar da değil demesinin sebebi, Türkiye ile fiziksel komşuluğu olan bir ilişkidir çünkü. Bir ülkedir. Türkiye'de yaşanacak bir kötülük, bir felaket, bir olumsuzluktan en çok etkilenecek ülke Avrupa kıtasıyla beraber komşular, yani yakın coğrafyadaki ülkeler, Yunanistan, Bulgaristan, işte Balkan coğrafyası, değil mi? Sırayla gidiyor. Belki İsveç daha kuzeyde olduğu için daha nispeten uzak görüyor kendisi. Da evet. Daha Hollanda, Danimarka. Çünkü biz komşuyuz. Bugün birbirimize ihtiyacımız var. Yarın da ihtiyacımız olur. Bak, deprem olduğu zaman Türkiye'de ve Yunanistan'da ilk koşan kim oldu birbirine? Türkiye oldu, Yunanistan oldu. Çünkü bizim birbirimize ihtiyacımız var. İyi günde, kötü günde. Seçimin ardından aslında açıklamalar geldi Hande. Hollanda'dan Türkiye mesajı var. Hollanda Savunma Bakanı gerilimin azaltılması gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Almanya Başbakanı Merkel, Türk siyasetçilere yönelik toplantı yasağını görüştü. Gerekli şartlar oluşursa etkinliklere izin verilebilir denildi. Ancak Nazi benzetmesi kabul edilemez dediler. Macaristan'dan Türkiye mesajı var. Vatandaşlarla, yani dışarıda vatandaşlarla irtibat kurulması normal deniliyor. Dolayısıyla
da birazcık daha böyle tansiyon düşürücü açıklamalarda görüyoruz. Bir yandan da işte göçmen anlaşması, mülteci anlaşması masada. Onu söyledin demin ama ekleyeceğim bir şey varsa ve bu ılımlı tondaki açıklamalar devam eder mi? Ne olur seçimlerden sonra? Hani şimdi Rutte kazandı, başbakan da diyor ya ırkçılığa falan koyduk diye. Avrupa'da memnun. Hani biraz daha tansiyonu düşürücü bir etkisi olur mu diye sorayım. Yani bu şekilde devam etmez. Bu şekilde devam etmesi ne Avrupa Birliği'nin çıkarına ne Türkiye'nin çıkarına. Dolayısıyla tonda değişim olacaktır. Özellikle referandumun tamamlanmasının ardından da bu özellikle göçmen anlaşması ile ilgili olarak da bunun bir paket olarak gündeme geldiğini Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan Ömer Çelik özellikle buna dikkat çekmişti. Dolayısıyla bir anlaşma varsa ortada o anlaşmanın gereklerinin iki taraf tarafından da yerine getirilmesi gerekiyor. Yapılmıyorsa da en azından herhalde bir araya gelip yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç duyulacaktır. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçte bu tonun daha da düşeceğini ve sonrasında da bir orta yol bulunup bir araya gelinip konuşulacağını düşünüyorum. Ama tabii hani hem referandum takvimi hem de Avrupa'daki seçim takvimi İnişler ve çıkışlar yaratacaktır. Şimdi yarattığı gibi. ABD Dışişleri Bakanı geliyor dedi. Mevlüt Çavuşoğlu. Biraz daha hızlanarak gidelim. Bu arada ben bir fotoğraf gönderdim. Şimdi sevgili Özgür hazırlıyor. Bu nazizm Türkiye'yi eleştiriyorlar ya. İşte bize nazi demeyin falan filan diye. Kabul edilemez. Ben onunla ilgili bir fotoğraf göstereyim de bu işlerin nereden çıktığını bir milli herkes bilsin. Hazırsa gösterelim. Yok daha hazır değil. Yapıyorlar şu anda. Dışişleri Bakanı geliyormuş 30 ABD. Mart'ta geliyor. Çok önemli bir ziyaret. Bütün yani bu coğrafyanın kaderini ilgilendiren konuların konuşulacağı bir ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası ziyaretinin de işte Mayıs gibi yani eğer o şekilde planlanırsa en azından şunu söyleyeyim referanduma kadar bir Amerika ziyareti olmayacak. Amerika'ya gitmeyecek Cumhurbaşkanı. Ama referandumdan sonra çok uzak olmayan bir gelecekte Amerika ziyaretinin olacağını söyleyelim şu anda şimdiden. S-400 füzesi de bir tartışma konusu olacak anladığım kadarıyla. Hem NATO bize ihraç etmiyor, hem NATO dışında kullanamazsın diyor. Dolayısıyla biz nereden alacağız hava savunma sistemini diyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Evet. O da bir tartışma konusu olacak anladığım Fikri Işık'ın da bir açıklaması var. Ben de sormuştum geçenlerde yani bunun NATO'ya entegrasyonu mümkün olabilir mi diye. Teknolojisi farklı ya biliyorsun Rus teknolojisi. NATO'nun farklı kodlamaları var, teknolojisi ayrı, standartları farklı. Bunu onunla uydurmak yani entegre etmek mümkün değil. Çünkü silah sistemlerinin birbirlerine entegre olması lazım. Yani bir füze bataryasının uyduyla NATO'nun kodlama sistemiyle ne bileyim gemiden alınan kodla uçaktan alınan kodun hepsinin birbirlerini tanıması lazım. Yani aynı dili konuşması lazım teknolojilerin. Bu farklı bir dil kullanıyor. Farklı bir otomasyondan geçmiş bir model. Şimdi Türkiye entegre bunu... Entegre olmayacak. Türkiye bunu kullanamaz anlamına gelmiyor. Türkiye bunu isterse alır kullanır. Bağımsız bir şey içinde, sistem içinde bunu bir yere oturtur. Ama verimli olur mu buna bakmak lazım. Ya bizim diğer sistemlerin... NATO da ben vermem diyor. Belli şartlar koyuyor. Türkiye teknoloji de istiyor çünkü. Hayır NATO ülkeleri Türkiye'ye bunu satmak isteyenler var. Buna benzer teknolojiler ama Türkiye diyor ki ben bunu otomatik olarak almak istemiyorum. Bana teknoloji de gel beraber üretelim diyor. Sen bana teknolojiyi de ver. Ben bunun teknolojisini bir yerlerde de kullanayım diyor. Bir de pahalı diyor mesela Türkiye. Ben yani savunma sanayi müsteşarı İsmail Demir'le de bu konuları çok takip ediyorum, konuşuyorum. Maliyet önemli. Yani kaça alacak Türkiye bu iş? İşte müttefiklik önemli tabii. Dışişleri Bakanı geliyor ABD. Dışişleri Bakanı. İran konusunda bir miktar sıkıntıya işaret ediyor Dışişleri Bakanı ve Suriye gündem başlığı tabii. Görüşmeler de bir yandan devam ediyor. Tabii her bir açıklama ayrı bir konu başlığı ama hani de nasıl toparlarsın bilemedim. Şimdi Hakan'ın demin ifade ettikleri biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Özellikle ziyaret takvimi açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın bir araya 16 Nisan'dan sonra geleceğini böyle göründüğünü bir defa net bilgi bunu biliyoruz. Yine Çavuşoğlu'ndan öğrendik ki ayın 30'unda Amerikan Dışişleri Bakanı geliyor. Şimdi tabii ki çok önemli konular var. Biz Avrupa Birliği, Türkiye bu tartışmalar Hollanda devam ederken aslında en önemli konu başlıklarından biri Türkiye'yi ilgilendiren Suriye, Membiç, Rakka operasyonu ve orada duran mevcut durum.
Bunun altını çizelim. Bu konuda henüz farkındaysanız, evet, YPG Membiç'in bir tarafına çekilmiş vaziyette, bir açıklama geldi sonrasında. Oradan Rusya, Amerika, Suriye rejimi orada. Ama genel olarak baktığınızda Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO Elbap'ta şu an bekliyor. Diğer tarafta ne olacak, nasıl bir yöntem izlenecek, biraz soru işaretleri olarak duruyor. Üç Genelkurmay Başkanı bir araya gelmişti son olarak. Burada planlar görüşüldü ama son karar söylenmedi. Yani Rakka operasyonu nasıl yapılacak, hep farkındaysanız açıklamalarda görüşmeler devam ediyor şeklinde. Ben açıkçası ayın 30'unda da önemli görüşmeler olacağını, hem Membiç hem bundan sonrasına ilişkin, hem Elbap hem de Rakka konusunda, ama son sözün söylenmeyeceğini düşünüyorum. Yani birazcık gene referandum sonrasında bir takım konuların, Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle Rakka operasyonu konusunda referandum sonrasında netleşeceğini düşünüyorum. Tabii bu arada muhtemelen görüşmeler devam edecektir. Amerikan Dışişleri Bakanı'nda olduğu gibi, ama kararlar, nihai kararlar referandum sonrasındaki bir tarihte ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii oradaki gelişmelerin de yakından izlenmesi ve devam etmesi açısından da gayet önemli tüm bu ziyaretler Ebru. Suriye'nin Alep kentinde bir köyde en az 58 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısında sorumluluk kim? Bu tartışma devam ediyor. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklama yaptı. O bölgede İdlib civarında hava saldırısı düzenledik ancak camiyi hedef almadık dedi. Orada da sıkıntı ve gelişmeler biraz hani gündem arkası kaldı, ama gündem gerisinde kaldı ama devam ediyor. Suriye'de ne olacak? ABD Türkiye'nin isteklerini kabul edecek mi, etmeyecek Bu mi? Tehlikeli bir bu yer saldırılar var. Ne? Haklısın. Tehlikeli bir yer var. Ona işaret etmek istiyorum. İdlib'te hı-hı, önümüzdeki günlerde çok tehlikeli şeyler yaşanabilir. Bunu bir not edelim. Neden? Konuşuruz geldiği zaman. Neden? Yani orası çok sıkıntılı bir yer. Oraya bir saldırı, ilave bir saldırı olursa ve Rusya da buna destek olursa, Şam yönetimiyle beraber orada Türkiye ilave bir sıkıntıya girebilir İdlib'te. Bütün güçler orada toplanır. Yani güçler orada toplanıyor. Sadece DAEŞ meselesiyle ilgili olarak söylemiyorum. Yani Özgür Suriye Ordusu, yani Türkiye'nin yakın durduğu bir takım muhalif gruplar Suriye'de. Orası Münbiç ve Elbap'tan sonra yeni bir tartışma alanı haline gelebilir. Rusya'nın ne yapacağı çok önemli orada İdlib'te. Yani bir ciddi bir sorun var. Bunu nasıl ele alacakları çok önemli. İsrail Hava Kuvvetleri Suriye'de birden fazla hedefi vurdu. Herkes orada. Onu arada bir yapıyorlar. Herkes İsrail. Orada. İsrail'in o saldırıları çok enteresan. Yani bu bir kitap konusudur bence. Keşke vaktim olsa da ben biraz üzerinde çalışabilsem. İsrail bu coğrafyanın en önemli ülkelerinden biri ve sınır komşusu ve bütün ihtilafların da tarafı olmasına rağmen bu meselede o kadar düşük profilli kaldı ve çok o kadar farklı bir pozisyon aldı ki, yani Suriye krizi, evet, Irak, sadece İran'a konsantre oluyormuş gibi bir durumu var ama aslında çok önemli bir ülke. Yeterince tartışılmıyor ve konuşulmuyor mesela İsrail'in buradaki politikaları. İsrailler de mümkün olduğunca düşük profilde gitmeye çalışıyorlar dikkat edersen. Oysa ki mesela Esad'la da, babasıyla da, baba Esad'la da ve Saddam'la da ne kadar farklı bir ilişkisi, sorunlu bir ilişkisi vardı İsrail'in. Evet. Süre bitiyor. Benim fotoğraflar hazır Ebru'cum, sözünü kestim ama. Hürriyet ve CNN Türk binasına baskın, 15 Temmuz darbe girişimi, iddianame satır satır olayları anlatıyor. 19 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Bir bu başlık. Bugün manşetler farklı farklı. Adil Öksüz nasıl serbest bırakıldı? 28 isim bu konuda, 28 ismi adli kontrolle yurt dışı yasağı getirildi. 16 dakikada biliyorsunuz serbest kalmıştı. Ve kadınlar Türkiye'de. Kadının adı yok rakamlarda. Her şeyde bunu gösteriyor. Ne tiyatro var, ne kredi kartı var, ne başka bir şey var. Sadece şiddet var. Ve öldürülen kadın haberleri var, şiddet haberleri var. Manşetler böyle çıkmış bugün. Yorumlar sizde. Birer ikişer cümleyle tamamlayalım. Araya gideyim. Hande.
Vallahi önce darbe gecesine dönecek olursak, ben şimdi iddianamelerin tamam, yani pek çok iddianame var da hemen hepsinde ayrıntıyla okumaya devam ediyorum. Şunu söyleyeyim, o gece TRT'de bildiri okunduktan sonra görüyorsunuz bu darbeci askerlerin arasındaki konuşmalarda, ifadelerinde ya anlatıyorlar neden diğer televizyonlarda aynı yayına geçmedi diye. Hatta bir tanesi de dönüyor, ay ne kadar zormuş bu iş diyor. İyi ki evet özel televizyon kanalları varmış. O gece Sayın Cumhurbaşkanı'yla FaceTime bağlantısını yaptıktan sonra telefonda konuştuğumuz pek çok yetkili bizlerin hedef haline geldiğini ifade etmişti. İstanbul binasına baskın düzenlediler. İddianameyi görünce de bir kere daha o gecenin korkunç anlarını hatırlıyoruz hep beraber. Bu birincisi. İkincisi, kadın konusunu gündeme getirdin. Evet, bugün yine gazetelerde haberler var. Ortada net tehdit olmadığı için koruma verilmemesi ve sonrasında vurulmasından bahsediliyor, öldürülmesinden bahsediliyor bir kadının daha. Doğru. Bir kere daha tabii ki çok daha belki titizlikle yaklaşılması gerektiğinin, özen gösterilmesi gerektiğinin hukuki açıdan önemi ortaya çıkıyor. Ve tabii ki her seferinde söylüyoruz, eğitim şart, insanlık şart, vicdan şart. İnşallah azalır. İnşallah bu tür haberleri vermek durumunda kalmayız. Teşekkür ederim Hande. Hakan, fotoğraflarınla mı bitireceksin? Fotoğraflar çarpıcı. Hemen gösterelim lütfen. Türkiye çıkarmadı bu Nazi suçlamasını. Türkiye'nin bir şeyi değildir bu. Bunu Avrupalılar kendileri söylediler kendilerine zaten. Şimdi bakın şu fotoğrafta Blond is das Neue Braun diye bir şey var ya, Almanya'daki Rosenmontag diye bir festival, bir karnaval vardır. Orada bak kimler var. Trump, Le Pen, Wilders, yanındaki kim? Adolf Hitler. Bu kuklayı biz mi yaptık? Hayır. Almanlar, Avrupalılar zaten bu ırkçı ve faşizan politikalara yönelen liderleri Adolf Hitler'e benzetiyorlar. Yani onlar bu söylemi ve bu tartışmaları ortaya koydular. Bir fotoğraf daha var, onu da lütfen verelim arkadaşlar. İkinci fotoğrafımızda da, buyurun, kim o kadın? Angela Merkel, Almanya Başbakanı. Evet. Oradaki kişi kim? Yunanistan'ı temsil eden bir kişi. Evet. Bıyık yapıyor, Adolf Hitler bıyığı yapıyor, Nazi bıyığı yapıyor ona. Çünkü Yunanistan, Almanya'nın politikaları Yunanistan'ı mahvetme noktasına getirdi ekonomik olarak. Ve dediler ki, sizin yaptıklarınızın bu Adolf Hitler'den de hiçbir farkı yok. O benzetmeyi kim yaptı, ben mi yaptım, sen mi yaptın, Hande de yapmadı. Kim yaptı? Yunanlar yaptı. Yani Avrupa'da zaten bu tartışma vardı. Evet. Biz çıkarmadık Nazi benzetmesini. Ben fotoğraflarıyla Rosenmontag'dan getirdim, koydum. Peki. Tamam mı? Ülkede her ülkede tartışma Hayır, var zaten. Bunlar kendileri tartışıyorlar. Türkiye çıkarmadı bu argümanı. Onu söylemeye çalışıyorum. Kısa bir ara. Ben Beşiktaş'ı tebrik edeyim. Yok, ben de edeyim ama çok sen büyük başarı. Tamam, sana verdim 10 saniyeyi, al kullan. Beşiktaş'ımızı tebrik ediyoruz. Tamam. Bunu bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Gurur duydum. Bravo. Yarın konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İlhan Kesici. Pazar günü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü. Bunları konuşacağız. Evet, bir de şu benim gözümü iyileştirirsen programdan sonra sevinirim. Bir arpacık gibi bir şey çıktı gözüme. Çay pansumanı yapalım. Yapalım mı? Yapalım. Hadi yapalım. Yani doktorlar da bizi izliyorsa, bir mesaj atarlarsa vaktim, çay pansumanı yapacağım ama var mı? Bir yani, mahsuru. Şey ilacı olmasın sonra. Bilmiyorum. Çay derler ama. Öyle mi? Belki yardımcı olurlar. Vaktin yok, gidemiyorsun. Bari çay pansumanı yapalım. Tamam, peki. Efendim, iyi hafta sonları. Pazartesi sabahı 9'da görüşebilmek umuduyla.